Selamun aleyküm bima sabertüm fe ni'me ukbeddar. Selamun aleyküm tıptım fedhulüha halidin. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Miftahul cennet, cennetin anahtarı. Cennet selamlarıyla selamlıyorum. Hoca efendi bir daha görünce Zile'deki vaazını dinlediğim hoca efendi Ankara'da. Ahmet Şahin Hoca burada, vaiz hocası dediler. Yanına gittim. Hocam dedim, ben Allahümme salli ala seyyidim Muhammed Selim. Size Zile'de ben talebeydim. Siz de oraya Ramazan vaiz olarak gelmiştiniz. Tarih şey tabii bunlar arasında zamanlar var. O da çok gençti o zamanlar. Ben size böyle bir şey söylemiştim. Siz de buyurmuştunuz. Hocamın biri böyle söyledi efendim, her hayırlı kitapları çok oku dedi. Birisi de talebelerin hepsine söylüyor bunları. Birisi de dedi ki, Allah bana 300 sene ömür verse de, Allahu Ekber, 300 sene, 100 sene okusam, doyamıyor okumaya. Ya hepimiz okuyalım, hayırlı kitapları okuyalım. Dine, dünyaya faydalı şeyleri okuyalım, dinleyelim, söyleyelim. Ya bunlar şey, okumak, dinlemek, söylemek. Mühim şeyler bunlar. Gezmek bir de. Cenab-ı Hak bana bu üçünü fazla ikram etti. Dinlemek, gezmek, gezdiğim yerlerde söylemek. Her yerde. Allah'a şükürler olsun. Çok yerlerde. Hepsinden size selamlar getirdim. Çok iyi insanlarla gördüm, görüştüm. Gayrimüslimler de yardımcı oldular. Yol gösterdiler. Neler neler. Hemen ben de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah söylettim. Bu ne demek? Hemen Müslüman oluyor. Her sıkıntıdan kurtuldum diyor. Müslüman oluyor, şey yapıyor. Ha dedi. Öyle mübarek şeydi öyle. Ha 300. senelerimi yaşıyorum desene dedi bana. Efendim dedim, ben 100 sene okumadım. 100 senede okutmadım. Ama dedim gezerek şimdi şey yapıyorum, dünyanın çeşitli yerlerinde gezerek söylüyorum. Ha 300. ömrümü yaşıyorum desene dedi bana böyle bir gülerek. Allah yine tekrar rahmet okuyalım. Bütün vefat edenlerimize, edeceklerimize Allah rahmet eylesin. İşte bu şeylerde de böyle hatıralarımız da söylüyoruz. Mübareklerden aldığımız efendim, yapmak istediğimiz hayırlı işlerde. İşte Efendimizin en şey mübarek nasihatı. Ya 13 sene Efendimiz. Bu arada şunu da bir daha söyleyeyim de, bu asır İslam asrı. Bütün insanlar huzur arıyor. Huzur İslam'da. Huzur arıyorlar. Efendimiz zamanında inat ediyorlardı çok. Ya inat ediyorlar. Ebu Cehiller, şeyler. Ya inat ediyorlardı. Ebu Leheb. Efendimiz haç mevsiminde, İsmail Aleyhisselam zamanından, İbrahim Aleyhisselam zamanından kalma haç var. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam. Haç var. Çadırları geziyor Mine günleri Efendimiz. Ya eyyühen nas, kulu la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah tüflühü. Ebu Leheb arkasından gidiyor. Sakın bunu dinlemeyin, bu benim kardeşimin oğlu, delirdi bu, dinlemeyin bunu. Efendimiz başka çadıra gidiyor. Onlara da, ey insanlar, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah söyleyin, her sıkıntıdan kurtulacaksın. All problem finish. Biz bunları yaşamak nasip oldu. Söylettiğimiz insanlar hemen bizde sıkıntılardan hepsinden kurtuldum, bize öğretin. İslam öğretin diyenleri görmek nasip oldu yani. Çeşitli ülkelerde. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Efendim bu mübarek şeyde Allah'ın lütfiyle Efendimizin 13 sene Mekke Mükerreme'de öyle davet. Nihayet 6 kişi Medine Münevvere'den iman etti, gittiler. Onlar haber verdi, cihana Hazreti Muhammed geldi. Cihana ahlak getirdi, iman getirdi. Tevhid getirdi. Allah birdir. İkinci sene 12 kişi. Üçüncü sene 71 kişi Efendimiz'i Medine Münevvere'de davet ettiler. Hicretler başladı. Efendimiz öyle öğreticiler gönderdi Medine Münevvere'ye. Kendileri teşrif etti. Mekke Mükerreme'deki sıkıntılarını alimlerimizden sorun. Efendimiz ne kadar zahmetler çekti. Medine yolları
Medine Münevvere'ye giderken arkasından takip edenler neler? Bunları hep alimlerimizden öğrenelim inşallah. Medine-i Münevvere'de Efendimiz. Ya ilk yapılan cami. Bunları söyledim biraz. Yine söyleyelim, yine dinleyelim, kendimiz de yapalım. Ya. Evet, dinlemek, gezmek ve söylemek. Rica ediyorum. Ben çok büyük nimetler gördüm bu gezilerimde. Ya. Gezerken istifade ettiğim alimlerden, gezerken iyi ahlaklı insanlardan, hane sahiplerinden, misafir olduğum yerlerden, evet, dinlemek, bu ilim emanet, sahiplerine götürmek için gezmek, sahiplerini de müjdeleyerek Efendimiz, müjdeleyin, korkutmayın, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Efendimiz o güzel ahlakıyla, ya Hacerül Esved'i bile yerine koymak için. En iyi insan bu işi yapması lazım. Kendi aralarından mücadele ediyorlar. Biz daha şeyliyiz, biz daha şerefli. Bizim akrabalarımız daha şerefli, biz daha şey. Kim gelirse kapıdan ona Efendimiz giriverdi. Ah, en iyi insan geldi. Bak Muhammedül Emin geldi. O işi de halletti Efendimiz. Mübarek. Onları ıslah ederek kendi eliyle koydu. Ellerine bir kilimin üstüne koydurdu. Dört kavim kilimin dört yerinden tutsun diye. Efendimiz eliyle koydu. Oraya da yerleştirdi. Bu gibi çok şeyler. Ya. Çok şeyler. Medine Münevvere'de. Medine Münevvere'deki günler çok mühim. Bunları dinleyelim. Okuyalım. Dinleyelim. O kitapta var bunlar çok. Hayat-ı Sahabe. Bir de Riyaz-ı Salihin hadis kitabı. Ben size sahabelerden selam getirdim. O hadis kitabını yazandan da İmam-ı Nevevi orayı ziyaret etmek nasip oldu. Ondan da size evimizde bulunsun bu Riyaz-ı Salihin kitabı. 5 dakika yani 5 dakika her gün okumaya ailemiz, çocuklarımızla beraber. Başka kitaplarda okuyalım. Kütüb-i Sitte. Maşallah mübarek bunlar. Hepsi hayır şeyler. Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammed'e Allah, Allah'ımızı iyi tanımaya gayret. Peygamberimizi iyi tanımaya gayret edelim. Allah'ımızın emirleri, peygamberimizin emirleri ve iyi ahlaklı alimler. Alimlerin de nasıl bir çocuğumuz hastalansa bir doktora götürürüz. O olmazsa başka bir doktor, başka bir doktor. Alimlerden de dikkatli olarak. İnsan hata olabiliyor. Allah bizi de bütün kulların affeylesin. Tevbeyi daima tavsiye edenlere ihtilaf etmeden Kur'an'ımıza, peygamberimize, alimlerimize, büyüklerimiz bize İyi ahlaklı alimlerimiz. Ya, İstanbul'da bunlardan okurdum da. Edirne Kapı Camii'nin mübarek. Abdullah Güzel Yazıcı. Böyle edepli alim mübarek. Ondan da böyle şeyler. Allah Teala'nın lütuflarından hepimiz istifade etmeye. Sonunda da Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'den Arafat'a davet etti. Bunları da çok söylemek lazım. Çok söylemek, çok dinlemek. Arafat'ta Efendimiz, bugünler Arafa günleriydi. Bayramın bugün 3. günü. Bugün akşama kadar da kurbanlar kesilebiliyor. Bayramları da söylüyorum ben sevinip. Ramazan bayramı, kurban bayramı, cuma bayramı. Cuma bayram ve cuma namazı kılan fakirlere Allah hac sevabı veriyor. Fakirlerin şerefine bütün cuma kılanların hepsine cuma şey veriyor. Hac sevabı veriyor. Ne kadar güzel bir şeyler bunlar. 4. bayram sabah namazını cemaatle kılmış, akşama kadar günah işlemeden yatağını istirahatına geçmiş. O da mühim bir bayram. İyi dikkat etmek lazım. Tevbe ederek
Beşinci bayram Allah Teala sizleri hepimizi affederek cennette cemalini, peygamberlerimizi göreceğiz. Allah'ımızın cemalini göreceğiz. O bayram. Ve bundan sonra da Müslüman'ın her gün bayramı. Her gün bayram. Sevinmeli her gün. Namaz kıldıkça, ibadet ettikçe, iyi insanlarla beraber oldukça bayram olur. Allah Teala sizleri işte Efendimiz Arafat'ta mübarek. Allahu Ekber buyuruyor. Dört kelimeye aldım bunu ben. Efendimizin mübarek. 2,5 saat Gusva isminde devenin üstünde. Hanımlara dikkat edin. Faizden vazgeçin. Şeyden vazgeçin. İntikam almaktan vazgeçin. Bir hata işlenmişse, birisi birisini öldürmüşse, biz de öldürürüz. Efendimiz yüzlerce sene düşmanlar birbirine Medine Münevvere'de onları kardeş etti. Hazreç ve Oğuz sülaleleri hepsi imana geldiler. Kardeş oldular. Efendimiz Arafat'ta ki 4 sözle ben şey yaptım onu. Ey ümmeti ashabım, benim getirdiğim din hakkında ne buyurursunuz? Ya Resulallah, ne söylemeyiz ki? Düşmandık, bizi kardeş ettin. Vahşiydik, bize İslam medeniyeti getirdin. Öyleyse bu emaneti götürün. Efendimizin ikinci hadisi. Bu emaneti her yere götürmeye niyet edin. Götürün buradan. Dünyanın her yerine götürün. İşte o emanetin gittiği yerler İslam medeniyeti. En çok da bizim memleketimizde hükümetleriyle, fakiriyle, zenginiyle en çok Türklerin bulunduğu yerlerde. Hatta bazı alimler öyle söylüyor. Cenab-ı Hak Efendimizin bu 4. sözü, ne geçiyorum, tekrar döneceğim. Siz birilerine söylersiniz, onlar daha çok yerlere götürür, daha akıllıca davranır diye buyurması Efendimiz 4. kelimede. Türkler de bu işi eline alınca daha büyük işler yaptı diye buyuruyorlar alimler. Dünya çapında alimlerin toplantılarında bulunuyoruz biz acizane. İşte Efendimiz bunu götürün deyince 2. sözü her yere götürdüğü yerlere İslam medeniyetleri. 3.'sü de Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve sellem. Bellighu anni ve lev ayet. Benden bir ayet de biliyorsanız tebliğ edin. İşte en mühim ayet la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bunu her yere götürün diye buyurdu Efendimiz. 3.'sü şehadetname verdi bütün ashabına. Hepimize şehadetname. Herkese la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bunu söyleyince nice insanlar. Ne oldum ben diyor ya. Ne oldu bana? Kalbim ferahladı. Sıkıntılarım vardı. Bitti. Ya. 4.'sü de siz birilerine söylersiniz. Onlar daha çok kimselere götürür. Daha iyi anlarlar. Daha iyi söylerler. Muhterem dinleyenler, seyredenler. Ben size hepinize hürmet ediyorum. Sizler inşallah bizden daha iyi anlamayı Allah nasip etsin. Bizlere de faydalı olmayı da nasip etsin. Büyük alimlerimiz böyle de söylerlerdi yani. Kürsülerden vaaz ederken, ey mübarek cemaatler, bizi dinliyorsunuz. İnşallah. Ha, ya. Allahümme ekfiniyi ben öğrettim de. Borç ödemek için. 20 kişiden, 30 kişiden borç para alın, Rusya'ya gidin. Orada bir ezan okursunuz, bir şey yaparsınız. Az az borç alın. Ne kadar şey olur. Japonya'ya gelin. Ya. Japon soruyor, sen kimsin? Müslümanım. Ne demek? Hemen bunu veriyorsun, Müslüman oluyor mesela. Ya. Efendimizin işte o sözüyle. Alimlerimiz şöyle söylerdi diye. Fatih kürsülerinden. Süleymaniye kürsülerinden dinlerdik. Mübarekler. Yeni camilerden, Sultanahmet camilerinden büyük alimlerimiz. Sultanahmet Camii'ne Süleyman Efendi Hazretleri geldiğinde cami yarıya kadar dolardı. Beyazıt'ta da dinliyordum Sultanahmet'te. Ramazanları vaaz ederdi. Bak şimdi talebeleri, bizim Japonya'da şimdi de talebeler geldiler. Nur talebeleri geldiler.
Bediüzzaman Hazretleri büyük hizmetler yaptı. Efendim, Süleyman Efendi Hazretleri büyük hizmetler yaptı. Talebeleri devam ettiriyor şimdi işte. İşte Efendimizin mübarek. Siz birisi efendim söylediğiniz insan sizden daha fazla işi genişlettirir mesela. Ya. Böyle orada şimdi harıl harıl Kur'an okutuyorlar bütün camilerde. Kardeşlerimiz. Siz de gelin yardımcı olun inşallah. Ya dünyanın her yerine götürmeye böyle niyet edelim. Kürsülerden hocalarımız böyle de söylerdi. Ben çok dinledim yani. Şeyde de Üsküdar'da Selimiye Camii'nden de oradan da hocalarımızdan birisi mübarek. Öyle derdi, öyle güzel söylerdi. Ey talebelerim, ey cemaatler, cennete girdiğiniz zaman elmaları, muz ağaçları, meyveleri, üzümler size uzanmış beni al diye. Onları görürken bizi de unutmayın. Arkanıza bir bakın. Biz bu kadar söylüyoruz da eğer belki de bazı noksanlarımız olur, geride kalırsak şayet, Ya Rabbi bu da bize öğretenlerdi değil. Ben de size öyle vasiyet etmek istiyorum. Ya Rabbi bunları da. Ondan sonra da ağlayarak Fatih kürsülerinden, çeşitli yerlerden işte efendim mübarek hocalarımız. Bize de fırsat verilirse Ya Rabbi, Ya Rabbi bizim bir nasihatımızı dinleyen bile bizden evvel cennete girmesini isteriz. Ben de bunu söylüyorum. Bizim bir nasihatımızı ya. İnanın böyle sabah namazına devam edenler zengin olanlar oldu. Allah'ım ekfini. Şimdi herkes yazsın borçların ödenmesi için, kolay ödenmesi için hadis-i şerif. Kalplerinize yazın, deftere yazabilen yazsın. Kalem, kağıt şey yapın hemen hazırlayın. Bilmeyenler, bilen bilmeyene öğretsin. Ha bunu da şey yapmak lazım. Ya Nasrettin hocamızın da böyle güzel dersleri var. Ya oralardan da güzel hatıralarımız var. Onlardan da söyleyelim zaman zaman. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed sellem. Ya öyle derlerdi. Ya Rabbi bizim nasihatimizle bir nasihatimizi dinleyenlere bile hidayet eyle bizden evvel cennete nasip etsin diye dua ederlerdi büyüklerimiz. Onlardan çok istifade ettik. Onlar hem alim hem evliyaydı. Allahümme ekfini hazırladınız mı kalem kağıt? Borçlar ödenecek. Efendimiz buyuruyor, Uhud Dağı kadar borcu olsa hemen ödenir bunu okursa. Hepimiz beraber, ben yavaş yavaş okuyacağım, siz de okuyun benimle beraber. Bütün insanlar, borçluların hepsinin borçları hayırlı ödenmesi için hadis-i şerif okuyoruz. Buradan sonrasını yazın. Allahümme ekfini. Allahümme ekfini bihelalike an haramike ve ağnini bifazlike ammen sivak. Bir daha söyleyeceğim şimdi. Ondan sonra Türkçesini söyleyeceğim. Borçlarımız kolay ödenmesi için Peygamber Aleyhisselam'ın nasihatı bu. Ha? Uhud Dağı kadar borcu olsa çalışmayın demiyorum. Çalışacağız. Çalışacağız. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yahu keyfe yura. Ha, hadi kalem defter hazırlarken. İnsan çalıştığı kadar insan. Hiç çalışmayan insan hiç insan değil. İnsan çalıştığının semeresini de görür. Ve enne sa'yahu sevfe yura. Çalıştığı şeyden görür. Bunlar da Allah gösteriyor yani. Camiler çoğalıverdi Japonya'da. Evleri cami yaptık haberiniz olsun.
20 sene evvele kadar iki cami iken şimdi 400'den fazla mescit, cami, küçük, büyük, 5 vakit namazlar, cemaatler, cumalar, bayramlar. Bayram namazına beni Mekke'den çağırdılar. Ya bundan 15 sene filan evvel. Aman Hoca Efendi yetiş, parkta bayram namazı kılınacak, sen koş gel yetiş. Aklımda az biraz. Cidde'den Japonya'ya gidecek olan şeye bineceğim yere Kuveyt'e gidecek uçağa binivermişim. Orada insanların şekli başka. Yahu dedim ben Japonya'ya gidecektim. Ne oldu bu? Bu nereye gidiyor? Kuveyt'e gidiyor. Aklım bu kadar da az yani. Allah, siz hepiniz benden akıllısınız yani. Pasaportuma baktılar, biletime baktılar. Gel gel Hoca Efendi dedi hemen. Alıp bizi şey yoluyla gidiliyor. Malezya yoluyla. Malezya'ya kadar, Malezya'dan uçak değişecek. Allah hepimizi affeylesin. Böyle bazı lüzumsuz sözler de söylüyorum. Allah hepimizi affeylesin. Söylediklerimiz, dinlediklerimizde hatalarımız olursa onları da Cenab-ı Hak affeylesin. Şimdi bir daha okuyorum bu. Borç alın diyorum. Ben aldım da gittim çok yerlere. 30 kişiden az az aldım. Geldikten sonra hemen Allah ödedi. Size de başka türlü öder. Her türlü Allah'ın. Velillahi hazainus semavati vel ard. Velillahi mulkus semavati vel ard. Biz de onun kuluyuz elhamdülillah. Bir daha söylüyorum. Borç kolay ödeme hadisi şerif. Allahümme ekfini bi helalike an haramike ve evnini bi fazlike ammen siva. Türkçesini söylüyorum. Ya Rabbi, yeteri kadar helalından ikram eyle. Allahümme ekfini bi helalike. Yeteri kadar helalından ikram eyle. Allahümme ekfini bi helalike an haramike. An haramike, haramdan olmasın ya Rabbi. Ve evnini bizleri zengin eyle ya Rabbi. Ve evnina bizleri zengin eyle ya Rabbi. Ve evni bifazlike ammen sivak. Fazlı kereminle bize zenginlik ver, hayırlı zenginlikler ver. Ammen sivak, senden başkasından olmasın ya Rabbi. Senden hepsi. Ya güzel ahlaklı dinleyenlerimiz, mübarekler. Allah Teala Hazretleri hepimizi lütfuyla affı mağfiret eylesin. Rızasına muvafık ameller nasibi müyesser eylesin. Gezmekte çok rahmet var. Gezmekte çok büyük rahmetler var. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. İnşallah Arapçada ilellika buyuruyorlar. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Siz beni görüyorsunuz, ben sizi göremiyorum, üzülüyorum. Cennette görüşeceğiz inşallah. Dünyada da Allah görüştürür inşallah. Cennette de görüştürür inşallah. Ayda